Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte hafta içi her sabah olduğu gibi piyasalara ilişkin değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Hem yurt içinde hem yurt dışında dikkate değer konular var. Onların üzerinden geçeceğiz ağırlıklı olarak. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon çerçevesi ve bunun yaratmış olduğu gelişen ülke kurları üzerindeki tabloyu değerlendireceğiz. Diğer taraftan yine özellikle Amerika ile Çin arasındaki mücadele devam ediyor. Amerika'nın özellikle dijital alanda yapılacak işbirlikleri için Indo-Pasifik bölgesinde yani Kanada'dan Japonya'ya, Avustralya'ya, Malezya'ya, Singapur'a kadar uzanan bir çerçevede Çin'in etki alanını daraltmak için aradığı yeni bir dijital anlaşma çerçevesi var. Bir miktar belki bunlara değinmeye çalışabiliriz. Diğer yandan emtia fiyatlarında nispi daha önce çok yukarı gitmiş olan bazı ürünlerde geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Kereste bunlardan bir tanesi. Bunları izleyeceğiz ve takip edeceğiz. Diğer taraftan makroekonomik çerçeveye baktığımız zaman da hem işsizlik rakamları Türkiye'de %13.2 olarak geldi manşet mevsimselliklerin arındırılmış veri. Hem konut tarafında satışları ve inşaat maliyetlerindeki tabloyu değerlendireceğiz. Aynı zamanda normalleşme sonrasında Türk Hava Yolları başta olmak üzere turizm çerçevesinde ortaya çıkan sonuçları da yorumlamaya çalışacağız. Ama biz sohbetimize başlamadan evvel araştırma masasına gidelim. Araştırma müdürümüz Cumhur Örnek bizleri bekliyor. Piyasaya dair ilk başlıkları ve rakamları paylaşmak için. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın diyerek söze başlayayım. Borsalarda değişen bir şey yok. Amerika'da özellikle bilanço sezonu öncesinde rekor seviyelerde işlemler gerçekleşmeye devam ediyor. Bu da Asya seansında diğer ülkelere, uzak doğuya da pozitif yansımışa benziyor. Şöyle bir terminale dönüp bakalım. Oradaki borsa fiyatlamalarına baktığımızda özellikle bugün Hang Seng'deki %2'ye varan yükseliş dikkat çekiyor. Hemen hemen hepsinde bir artı seyir var. Dün de Amerika'da pozitif seyirle kapanış gerçekleşmişti. Bugüne baktığımızda ABD vadelerinde yatay bir seyir var. S&P'de sınırlı da olsa %0.1'lik bir kayıp gözükmekte. G10 para birimlerinde majör bir hareket yok. Burası ile ilgili olarak söyleyebileceğimiz dün Fed başkanlarından Barkin'in Wall Street Journal'da vermiş olduğu röportajda iş gücü piyasasındaki iyileşmenin varlık alım azaltımı için yeterli olmadığını söylüyordu. Williams ise ortalama enflasyon politikası hızlı faiz artışı anlamına gelmez notunu eklemişti. Bugünkü notlarımıza baktığımız zaman diğer gelişmekte olan piyasalarda sınırlı da olsa doların bir geri çekilişi var. Benzer bir seyri dolar Türk lirasında da görüyoruz. 8.63.50'deyiz. Gram altın ise 500 TL'nin üzerinde. Borsa İstanbul'da ise öğleden sonra gelen satışlarla birlikte 1357'de bir kapanış gerçekleşti. %1.5'luk bir kayıp var. Ulaştırma endeksinde %3'e varan kayıplar dikkat çekti. Endeksi Ereğli ve Garanti tutmaya çalıştı. Bu iki hisse senedinde %1'lik primler vardı ancak BİM tarafına baktığımızda %3'lük satış, Turkcell'de %2, Tüpraş'ta %2'lik satışlar endeksi çekti aşağıya. 100 endeksteki hacim 12 milyar TL ile sınırlıydı. 10 yıllık tahvile baktığımızda orada sınırlı bir geri çekilmeyle %17.50'nin altına geldiğimizi görüyoruz. Ons altında ise 1809 seviyesindeyiz. Şöyle diğer notlara baktığımız zaman sabah saatlerinde Çin'den gelen dış ticaret verisini gördük. Beklentilerin hayli üzerindeydi. Ekonomist beklentilerine baktığımız zaman %23'lük bir artış beklenirken yıllık bazda %32'lik bir artışa işaret verdi. Yarın gelecek olan büyüme verisi Perşembe günü gelecek olan büyüme verisiyle birlikte orada belki biraz hayal kırıklığı olabilirdi ama önümüzdeki dönem için özellikle hem zorunlu karşılıklar üzerinden gelen destek, dış talebin canlı olması anlaşılan o ki bu hafta gelecek olan veri beklentileri karşılamasa da modu pek bozacağı benzemiyor. Bugüne baktığımızda JP Morgan ve Goldman Sachs'tan o büyük altılının bilanço sezonunun geldiğini görmüştük. Daha önce CEO'ları zaten kar düşüşü üzerinde uyarılarını yapmıştı. %5'lik bir düşüş bekleniyor. Bakalım alım satım kazançlarında veya krediler konusundaki gelişmeler nasıl olacak? İçeriye baktığımızda ise sanayi üretimi var. Bir de özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi gelişmelerini takip edeceğiz. Söz size Açıl tekrar. Teşekkür ediyoruz Cumhur aktardığın değerlendirmeleri için. Biz de başlıyoruz Gökhan Şen'le sohbetimize. Gökhan istersen önce bir içerideki verileri derleyip toparlayarak başlayalım. İşsizlik rakamları geldi. %13.2 mevsimsellikten arındırılmış işsizlik rakamı. Aynı zamanda atıl iş gücü diye baktığımızda yani geniş tanımlı işsizlik %27.2. Veri ölçüm kapasitesi nispeten düşük halde bunu hatırlatarak öncelikle başlamak lazım. Hem 3 aylıktan aylığa dönmüş olmanın ve yeterince oradaki ölçüm stratejisinin yavaş yavaş
yavaş yerli yerine oturması şu an hala yeterince yerli yerine oturmamış olmasından da kaynaklanıyor. Aynı zamanda dünyada da salgın nedeniyle çok ciddi zorluklar var işsizlik verilerinin ölçümünde. Ama bize baktığımız zaman bunun etkilerini çok daha net olarak görebiliyoruz. Örneğin verinin içerisindeki detaylara baktığımızda iş gücünün bir ayda 481 bin kişi azaldığını, istihdamın yine bir ayda 216 bin kişi azaldığını, işsiz sayısının ise 265 bin kişi azaldığını gösteriyor. Böylelikle manşetleri gerilemiş görünüyor. Ama sonuç itibariyle burada ölçümü yapmak artık bundan sonra bir parça daha kolaylaşabilir. Kısa çalışma ödeneğinden Türkiye'nin çıkmış olması önümüzdeki dönemde verilerin buralarda biraz daha belirginleşmesini sağlayabilir gibi de görünüyor. Yani şimdi bu işsizlik konuşurken tabii birincisi ekonominin genel gidişatı ve emek piyasasının durumu, ikincisi ise yani ölçüm metodunu konuşmak durumunda kalıyoruz özellikle pandemide. Çünkü yani işsizlik oranını verdiğin zaman diğer faktörlerde bir değişim olduğunda bu yanıltıcı olabiliyor. Yani manşet verinin birazcık daha kazıp içine altına girmek gerekiyor. Çünkü yani çalışmaya gönüllü ne kadar insan var, bunun ne kadarı istihdam ediliyor diye baktığında bu sefer çalışma oranı ve diğer oranlar da devreye girdiği için yani lafı aslında bu kadar uzatıyoruz. Genel gidişat şu aslında, yani pandemiyle birlikte tabii yani kısmen önemli destekler verilmeye çalışıldı. Fakat tabii Türkiye bunu kendi gücünde, kendi ayarında yaptı. Farklı ülkeler farklı güçlerde yaptılar ve bu dönemde çok ciddi azalışlar oldu emek piyasasından. Özellikle de hizmetler sektöründe. Bu tabii geçen senenin hikayesiydi. Geçen sene yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden hizmetler sektörü devreye girdi. İmalat zaten son sürat yoluna devam etti. Dünyada da benzer işler oldu. Burada belki azıcık ayrışan dünyadan, yani dünyada da inşaat tarafı kuvvetliydi ama Türkiye'de istihdam tarafında inşaat kaybettiklerini tamamen geri aldı, üstüne koydu. Sanayide de böyle oldu. Hatta sanayi yani kriz öncesi zamanın üstüne çok çabuk döndü ve çok güçlü döndü. Fakat hizmetler sektörü yani doğal olarak insanların yani gezme, tozma, tüketme işleri daha düşük kaldığı için, hala daha bazı problemler olduğu için aynı seviyelere gelemedi. Yani hikayesi bu. Dünkü verilerden de görünüyor ki insanlar artık yavaş yavaş çalışmak istiyorlar. Yani daha fazla iş gücünde yer almak istiyorlar. Ekonomi de artık işte şey yapmaya başladı, iş üretmeye başladı. Ama anlattığım gibi kendi arasındaki bazı kırılımları var. Hatta işte kısa çalışma ödeneğindeki sayı ilk kez yanılmıyorsam bu pandemiden sonra 1 milyonun altına indi. 800 binli seviyelere 870 kadar indi. Şimdi şu merak ediliyordu tabii. Yani Haziran ayında yasaklar kalkıp da bir de tam açılma geldiğinde acaba insanlar tekrar işlerine geri mi dönerler? Yoksa pandemide zorlanmış ve bir şekilde işten işçisini çıkaramamış patron acaba topluca işten çıkarmalara mı gider diye bir korku vardı. Şu ana kadar yani büyük oranda bunun gerçekleşmediğini gördük. Fakat tabii yani hizmet sektörü zordu. Bunu kabullenmek gerekiyor. Bir de tabii Türkiye büyük bir ülke. Yani herkes kendi çevresinden, belki kendi sektöründen bazı izlenimler ediniyor ama yani 80 milyondan fazla nüfusu var. İçeride misafir ettiklerimizle birlikte koyarsan yani çok daha farklı seviyelere gidiyor. Bu bakımdan yani o sektörü bilmek, o sektörü iyi ya da kötü görmek ekonominin genel gidişatı hakkında tam net bir fikir vermeyebilir. Kaldı ki istihdam piyasası hakkında bile net bir fikir vermeyebilir. O bakımdan yani belli sektörlerde durumun zayıf olması diğerlerinde böyle olduğu anlamına gelmiyor. Mesela ISO ilk 500, ikinci 500 açıklandı. Yani 1000 tane şirket yapar. Bunlar da Türkiye'de istihdamın, sanayinin önemli bölümünü teşkil ediyorlar. Buralar mesela çok kuvvetli. Yani fiyatlama davranışlarını, fiyatlama güçlerini koruyabilmişler. İstihdamlarında da ciddi artışlar var. Oysa ki başka sektörlerde ya da mesela vatandaş nezdinde baktığında bu iş bu kadar kolay geçmedi. Hele ki evde oturanlar, işte ne bileyim yani günlük yevmiyeli çalışanlar, belki kayıt dışı çalışanlar filan. Bunlarda çok ciddi zorlanmalar var. Bu hala daha da devam ediyor. Yani şimdi tek şeyi görmek lazım tabii. Bu veri Mayıs ayının verisi. Haziran'ın sonunda sonlanmış oldu kısa çalışma ödeneği. 870 bin kişi faydalanmış. Şimdi bu bittikten sonra buradan gelecek bir ekstra işsizlik yükü olacak mı, olmayacak mı? Bir takım duyuyoruz ama buralarda hani işten çıkarmalar vesaire, kitlesel böyle toplu toplu işten çıkarmalar falan olduğunu da görmüyoruz. Yani biz bunu nereden teyidini alabiliyoruz? İşte kariyer siteleriyle görüşüyoruz veya buralar da daha ileri veriyi ölçmeye çalışanlarla görüşüyoruz. Onlardan aldığımız geri dönüşler böyle kitlesel işten çıkarmalar yok ama sektörel olarak elbette var yani. Canı yanıyor insanların. Tabii, o ayrı. Onu demeye çalışıyorum. Yani çok büyük nüfusa sahip Türkiye ve yani üretim motifi de ya da işte yani toplam milli hasıla kompozisyonu da hakikaten yani çok çeşitli, çok derinlikli. Yani turizm tarafı da var.
İşte sanayisi de var. Öyle ya da böyle çok önemli şeyler üretiyor. Büyük bir ihracat gücü var. O bakımdan yani tek bir sektöre ya da ufak tefek yerlere bakıp bu hükmü veremeyiz. Yani ekonominin bozulmakta olduğu, büyüme kapasitesinin aşağıya geldiği, dolayısıyla işsizliğin geçmişe nazaran çok yüksek olduğu zaten görünüyor. Yani dünkü verilere de baktığında mesela geniş tanımlı işsizlik hala daha %27'de. İşin sosyal taraflarına doğru gittiğinde, yani kadınların iş gücüne katılımı ve işte gençlerin istihdam edilmesi gibi yerlere gittiğinde hala ne yazık ki problemli. OECD ülkeler arasında ne eğitimli olan ne de çalışan nüfus olarak baktığında 15-24 yaş arasında gençlerde Türkiye ne yazık ki açık ara dünya lideri, %30'lar civarında. Yani OECD'de ona yaklaşan bir ülke yok. Yani buralardan baktığında elbette ki problemli. Benim bahsettiğim şey o değil. Fakat ekonominin bir yandan açılmakta olduğu, bir yandan birilerinin zorlanmakta olduğu gerçeğini vurgulamaya çalışıyorum. Bunlar birbirlerini dengeliyorlar gibi görünüyor. Tahmin ediyorum senin de söylediğin gibi yaz ayları bitip de birazcık daha veri sağlıklı şekilde okunabildiğinde böyle bir resimle karşılaşırız. Bunun zaten sıkıntısını geçtiğimiz aylarda çekmiştik. Hatırlarsan bu aylık veriler sonrasında bir ayda mesela istihdamda 500 küsür bin kişilik bir artış görünüyordu. Sadece sanayide. Şeyle konuştuğumuzda veriyi tutanlarla yani yöntemi gereği bunun işte bir genele yayma metoduyla yapıldığı ister istemez bunun da böyle sonuçlar verebildiği fakat önümüzdeki aylardaki verilere oturdukça düzeleceğini söylemişlerdi. Sonraki düzeliyor zaten şimdi yavaş yavaş. Düzeliyor yani yüz binlerce kişi de sanki sanayi istihdamından çıkmış gibi görünüyor. Aslında tam böyle değil yani ankete verilen yanıtlarla alakalı bir şey. Ama genel olarak pandemi sonrasında bir toparlanma var. Fakat pandemi öncesine göre tabii ki Türkiye'nin emek piyasası ne yazık ki kötü bir yerde yani. Bir yandan da aslına bakacak olursak tabii hizmet sektörü toparlama, turizmin canlanması, tekrar işlerin başlaması vesaire bunlardan bahsediyoruz. Belli ölçüde turizmde canlanma olduğu da aşikar. Fakat mesela işte tabii Haziran'ın belli bir kısmı hala kapalı kalmaya devam ettiğimiz süreçte o nedenle de çok belirgin olarak kendini gösteriyor. Dün mesela Türk Hava Yolları'nın Haziran ayı itibariyle dolulukları geldi. İşte 2019'la kıyaslandığında, geçen sene zaten kıyaslanacak bir tarafı yok ama 2019'la kıyaslandığında hala %45 yolcu sayısının aşağı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hala gidilecek yolumuz var. Bu işler bir bitse, bir an evvel bir açılma tam olarak gerçekleşse, seyahat, uluslararası seyahat konusundaki sıkıntılar bir ortadan kalksa herkes rahat edecek. Özellikle havayolu şirketleri başta olmak üzere Türkiye'de hem turizmcilerin hem havayolu sektöründe çalışanların çok ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Yani büyük büyük firmalar ve Türkiye'de de havayollarına çok fazla ekstra bir destek falan sağlanmadığı için kısa çalışma ödeneği haricinde oralardaki işler daha da zorlanmış durumda şu anda. Şimdi bu veriler tabii dünyayla uyumlu. Yani Türkiye özellikle dışarıdan turist kabul etmek konusunda oldukça cömert. Hatta ara ara yani burası dahil birçok belki kişinin de eleştirisine de mazhar oldu. Çünkü yani bizim bir yere gitmemiz çok zorken insanların buraya gelmeleri çok kolay. Bunun iyi ve kötü yanları var. Yani iyi yanı evet ekonomik olarak katkısı var filan ama kötü yanı sonuçta yani sağlık daha önemli diye düşünmek gerekiyor. Bu Euro kontrol verilerine ben baktığımda mesela oradaki oranların da kabaca 2019 yılına göre yani pandemi öncesine göre kabaca yarılarda olduğunu görmek mümkün. En yakını belki insanlar şeyden müşahede edebildiler. Mesela işte İngiltere, Danimarka, İtalya, Türkiye vesaire bu ülkeler aralarında oynadıklarında diğer ülke vatandaşları gelip de o maçları izleyemediler. Bugün hala daha Avrupa'ya gidebilmek için mesela Avrupa'nın onay verdiği aşılardan birini yaptırmış olman gerekiyor. Ben mesela işte Sinovac gönüllüsü biri olarak Aralık-Ocak aylarında aşımı yaptırmış olmama rağmen şu an istesem birçok ülkeye seyahati mümkün değil. Yani aşımın tutmamasından ötürü. Yani böyle engeller de var. Bir de Haziran ayı verileri var elimizde. Haziran ayında biliyorsun daha tam açılmalar gelmedi. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Hala bile Avrupa'nın kendi içerisinde ve Türkiye diğer ülkeler arasında engeller var. Yani bir Temmuz'u görmek lazım çünkü tam açılmanın geldiği zamanlama bizim için Temmuz. Dolayısıyla bir bu ayın verilerine bakmak lazım. Hatta belki sorup ilk 15 günlük tabloyu da değerlendirebiliriz bundan sonrası için. Buralar normalleşirse eğer bir tek tabii delta varyantı onun etkileri vesaire gibi soru işaretleri var. Normalleşirse çok ihtiyaç var hakikaten. Şimdi turizm tarafında mesela dün verileri kontrol ediyordum. Mayıs ayı itibariyle 4,5 milyon kişi giriş yapmış. Yabancı Türkiye'ye. Bu tabii yani epeyce düşük bir sayı. Türkiye normal şartlarda yani pandemi öncesinde ne yazık ki hatırla bombalamalar filan yani 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon turist kapasitesine doğru ilerlerken bir anda hiç beklemediği sezonlarla hayatına devam etmek durumunda kaldı. Oysaki Türk lirası, yabancı paralar paritelerine baktığında herhangi bir turist için adeta tatil cenneti. Yani sadece deniz, kum, güneş, tarih
dörtlüsü değil. Para birimi de çok ucuz olduğu için yani bedava burada kalmak o bakımdan çok ciddi bir alternatifti. Yani şey sunacaktır mutlaka, yine fırsat sunacaktır. Kalan 7 ayda mesela bir şekilde Türkiye'nin 20-25 milyon turist çekebilmesi lazım ki hani 30 çarpı işte 650 dolar kabaca 20 milyar dolarlık bir turizm geliriyle seneyi kapasın. Hem döviz piyasasına yardımcı olsun hem de dengeyi biraz toparlasın bizim adımıza. Ama sen de söyledin, bu delta varyantı az buz bir mesele değil. Dünyanın birçok yerinde kapanmalar getiriyor yani. Şimdi hazır delta varyantından bahsetmişken mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısında %47'lik artış var. Yani işten bitti, kurtulduk vesaire falan derken özellikle mesela farklı unsurlar da çıkıyor. Mesela Johnson & Johnson aşısıyla ilgili soru işaretleri var. Guillain-Barré sendromu diye bir sendrom vardır ve hakikaten insanın bayağı ciddi sağlık problemine yol açan bir şeydir. İşte 12,5 milyon kişi yaklaşık Johnson & Johnson aşısı olmuş. Bunların içinde 100 tanesinde bu Guillain-Barré sendromu ile karşılaşılmış. Mesela bu tür yan etkiler ve haberler de ortama çok yardımcı olmuyor. Çünkü bu tür haberler çıktıkça örneğin Asya ülkelerinin çoğunda aşı olmayı reddedenler biraz daha elleri güçlenmiş şekilde karşı koymaya başlıyorlar. Böyle olunca da varyantlar çok daha hızlı yayılabiliyor. İşte tek doz aşıda veya iki doz aşıda da benzer şekilde. Dün Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması vardı yine WHO'nun. Onlar da diyorlar ki mesela işte çift doz aşılı olanlar arasında veya tek doz aşılı olanlar arasında delta varyantı asemptomatik yayılıyor. Dolayısıyla sen farkına varmadan yaymaya devam edebiliyorsun gibi bir şeyleri var, sorunları var. Bu aşı olanlar için iyi ama hastalığın yayılımı açısından hala soru işareti uyandırıyor elbette. Şimdi ben hatta bugünkü yazıda da bunu yazdım. Bu yani ekonomik bir problem aslında, o yüzden burada konuşuyoruz. Yoksa sağlıkçıların işi. Tabii sağ olsunlar, onlar da bu dönemde hem yani sağlığımızla ilgilendiler hem de bu konuda bilgi verip bizi de bilgilendirdiler. İyi kötü olanı biteni yorumlayabilir. En azından doğruyu yanlıştan ayırabilir hale geldik. Şimdi ekonomik olarak da mesela Eylül, Ekim, Kasım yani yılın sonbahar ayları, havaların soğuduğu aylar nasıl geçer diye planlama yapmak lazım. Bu sadece bireyler için, şirketler için, ne bileyim KOBİ, ihracatçı, büyük sanayici için değil. Yani ülkeler, devletler, kamu, merkez bankaları için de bence geçerli. Benim burada izlediğim ülke İngiltere. Yani birincisi hani benzer bir yarım kürede olmamızdan şeyle hareketle. İkincisi ticari ilişkilerimizin kuvvetli olması. Yani Türkiye'nin de ticari ilişkilerin kuvvetli olduğu ülkelerle bağı hasebiyle. Bir de tabii yani asıl konu İngiltere'nin bir yani belki post aşı toplumu olması. Yani %70'i en azından bir dozu vurulmuş durumda İngiltere'de. Ve burada sıklıkla konuşuyoruz. Yani 19 Temmuz'da tam açılmaya doğru ilerlerken Said Cavit, İngiltere Sağlık Bakanı, vaka sayıları 50 bin, devamında da 100 bin olabilir demişti. Ve vaka sayıları da hakikaten günden güne artıyor. Yanılmıyorsam en son 35 binlere falan vardık. Şimdi İngiltere'nin yani kötü tarafı %70 aşılanmayla 35 bin vakaya bir açılmayla yani kısmi açılmayla yakalayabilmiş olması. Bu çok kötü bir haber. Yani demek ki ya bu varyant hızlı yayılıyor ya İngilizler bunu hızlı yayıyorlar. Ama yani elimizde böyle bir bulgu yok. Demek ki bu hastalığın şeyinden yani yeni geldiği formdan kaynaklanıyor. Ve bu form yavaş yavaş diğer ülkelerde de görülüyor. Türkiye hem coğrafi yakınlığı hem de işte bir sürü insan gidiyor geliyor hem Türk hem de yabancı. Yani orada olan şeyin burada olmayacağını varsaymak doğru olmaz. Bu bakımdan da İngiltere'deki vaka sayılarının diğer ülkeler için gösterge niteliğinde olduğunu bence görmek gerekiyor. Yani İngilizlerle hele bu kadar alışverişe girersen, senin de söylediğin gibi bir şekilde asemptomatik yani etki belirti göstermeden yayılıyorsa demek ki diğer ülkelerde yayabilirler. Bunun iyi tarafı, daha önce de konuştuk ama yani vakalar bu kadar artarken yani fezaya doğru giderken hastane yatışlarda böyle bir artış yok. Ufak bir kımıldama var. Şimdi mesele böyleyse yani 2 hafta 3 hafta içerisinde İngiltere'ye bakın hastane yatışlarda artış yok. Zaten ciddi şekilde aşıladığımız için artık buna grip nezle muamelesi yapacağız noktasına gelebiliyorsa o zaman hiçbir sorun yok demektir. Biraz izleyeceğiz. Fakat İngiltere'de kapatmak, önlem almak durumunda kalıyorsa bu durumda Eylül-Ekim ayında yani burası dahil birçok yer kapanır. Bu ne yazık ki böyle. Buna göre de önlem almak gerekir. Bunun hem ekonomik olarak hem de finansal olarak hem de belki sosyal olarak sonuçları olur. Yani burada üstüne düşenler, piyasayla uğraşanlar, işte planlama yapanlar filan mutlaka bunu ciddiye almalılar. Çünkü belli ki %70'e mesela ben bir Türk vatandaşı olarak %70'e bizim kısa sürede ulaşmamız çok zor. Demek ki bu kadar işte hızlı bulaşıyorsa Eylül-Ekim gibi Türkiye'de de yaz sonrasında bu işler gündeme gelebilir. Çünkü vaka sayıları da 5000'de şu an tutuldu kaldı. İngiltere gibi yani işte toplum bağışıklığına
ulaşmış da görünmüyoruz. Belli ki o zamana kadar da zor olacak. İşte aşının reddi, diğer güçlükler vesaire filan. O bakımdan bence izlenesi bir ülke orası da İngiltere yani. Peki şimdi istersen çok hızlıca bir de konut rakamları geldi dün. Konut satışlarında tabii yıldan yıla bakınca %29'luk bir düşüş. İnşaat maliyetlerinde ise %40'a yakın, %39.6'lık bir artış var. Bunu belki iki çerçeveden okuyabiliriz. Bir tanesi geçtiğimiz sene çok ciddi imkanlar sağlandı. Çok ciddi bir faiz avantajı sağlandığı için konut satışlarında rekor üstüne rekor kırdığımız bir dönemde. Özellikle yaz aylarında buradaki verilerin çok daha net bir şekilde yükselişe işaret ettiğini görmüştük. Şimdi faiz yükselip ortam biraz daha farklı hale gelince, bir de tabii konut satış fiyatlarında da ciddi şekilde artış yaşanınca buralarda biraz daha fazla normalleşme olduğunu izliyoruz, takip ediyoruz. 6 aylık veriler üzerinden bakarsak da geçen yıla göre %11,5'luk bir düşüş var gibi görünüyor. Ama esas burada tabii yaz aylarına bakmak lazım. Geçen sene o çok ciddi faiz indirimlerinin yapıldığı dönem yaz aylarıydı çünkü. Evet, yani ben dün bu veriyi şimdi notlarım arasında buldum, not almışım. Çünkü burada bayağı bir şey var bence Türkiye ile ilgili. Birincisi tabii yani hikaye bilenler için konut satışları senin de söylediğin gibi pandemi etkisiyle ve geçen seneki işte çok ciddi suni faiz indiriminin etkisiyle ona göre oynayan bir piyasa olmuştu. Ve pandemi döneminde tüm dünyada konut fiyatları artarken Türkiye özellikle son aylarda iyice artık dünya şampiyonu haline geldi konut fiyatlarındaki artışla. %30'lara varan satışlarda, satış fiyatında artış var Türkiye'de. Fakat Türkiye adet olarak da kendi içerisinde rekor kıran nadir ülkelerden bir tanesi. Onun da sebebi büyük ihtimalle geçen sene artık işte 6-6,5'lara inen spot krediler, yüzde belki işte 5'lere 6'lara dayanmış olan mortgage faizlerinden kaynaklandı. %5-6 faizi gören vatandaşlar dönüp evlerde alıma geçtiler. Tabii bu piyasa da uzun zamandır bu haberi bekliyordu. Çünkü yani işte yapı ruhsatlarına alınan izinlere falan baktığında çeyreklerdir, yıllardır neredeyse aşağı geliş vardı ve konut fiyatları reel olarak eriyordu. Sektörde hem biraz stok eritebilmek hem de bu kargaşada fiyatları yukarı çekip maliyetlerini kurtarmak istiyordu. Tabii bu şeyde, furyada bu olmadı. Fakat şimdi bu sonraki, yani bundan sonraki satılacak evlerde büyük ihtimalle bu olacaktır. O yüzden dedim bunun içinde çok ihtimal var. Kalan stoktakilerin de fiyatları yeni yapılanlarla uyumlu hale geldi. Yani toplu olarak da fiyatlar yukarı gitti. Evet, yani şu anki konut sektörü ve Türkiye'nin makroekonomik hikayesi arasında çok ciddi bir uyumsuzluk var. Finansal olarak uyumlu fakat makroekonomik olarak uyumsuz. Ne demek istiyorum? Yani kura aşırı değer kaybettirip faizleri de suni şekilde aşağı çektiğinde tabii çok ister istemez yanlış bir kaynak tahsisatı oluyor ve insanlar doğrudan konut piyasasına saldırıyorlar. Çünkü hem kağıt paranın değeri kalmıyor, hem milli paraya olan güven azalıyor, hem de bir reel fiziki varlık isteği doğuyor insanlarda. Yani finansal olarak bunu gösteriyor. Makroekonomik olaraksa konut fiyatlarının, yani işsizliğin yüksek olduğu, işte ekonomik büyümenin yavaşladığı zamanlarda bu kadar istikrarlı şekilde yukarı gidebilmesi ya da böyle zıplayabilmesi çok olumlu değil. Ama tabii konut sektörü için de baktığında maliyetler inanılmaz. Mesela dün gelen verilerde malzeme maliyeti %50 artmış. Ya bunun bir kısmı tabii ki işte bu yurt dışından temin ettiğimiz ham maddelerden kaynaklanıyor. Diğeri işte plastiğin, enerjinin, onun bunun filan pahalı olmasından, belki ikincil etkilerden kaynaklanıyor. Çünkü birçok girdide çimento vesaire filan gibi çok ciddi artışlar yok. O yüzden de mesela dedim ya çok ciddi şeyler anlatıyor diye. Fakat işçiliğe baktığında, yani işçilik maliyetlerinin artışı %20. Yani işte ne bileyim keresteye, bakıra vesaire filan ödenmek zorunda kalan paralar bir şekilde işçilere ödenmemiş. Yani işçiler burada da şeyin altında ezilmişler ne yazık ki. Enflasyonun altında ezilmişler. Ama konut fiyatları ve maliyetler ezilmemişler. Onlar çok ciddi zam yapmışlar kendilerine. Bu bence işin tamamını gösterebiliyor. Satışlar olarak baktığında da tabii geçen seneki 1,5 milyonun yakalanması zor. Çünkü çok büyük bir ekstra itki vardı orada, ama öyle ya da böyle Türkiye artık minimum 1 milyon konutun satıldığı, yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip bir ülke. Yani konut piyasasının ölmeyeceğini tahmin etmek güç değil. İlk defa da zaten uzun süre aradan sonra bu izinler filan artmaya başladı. Yani yapılar yavaş yavaş devreye girecek gibi görünüyor, ama yani belli ki bu saatten sonra bu konut maliyetleri bir süre daha yüksek kalacak. Gerilemesi çok zor yani. Bu arada emtia fiyatlarında da nispi olarak işte bu işler normalleşince, para politikaları normalleşince fiyatlar aşağı gelecek gibi de görünüyor. Senin işte, keresteyi satmışlar. Evet, kereste yılbaşından bir yana neredeyse fiyatı 4'e katlanmıştı, normale dönmüş kereste.
Ama bu sadece bir gösterge ve hani kereste deyip geçmeyelim. Fed Başkanı Jerome Powell da keresteyle ilgili olarak bakın bu da bunun göstergesidir. Para politikası normalleşince bu üfeler, bu tüfeler normal hale gelecek şeklinde kanıt olarak keresteyi gösterdi. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan tüketici fiyatları endeksi rakamı var. Bu piyasa açısından da önemli, emtia fiyatlarının normalleşmesi açısından da önemli. Yani emtia tabii çok geniş bir piyasa. Yani keresteden geldiğini de söyleyeyim. Mesela normal şartlarda bunun ölçü birimi yani 200 ile 400 dolar arasında piyasaya işte talep koşullarına göre falan ya da arzın durumuna göre değişir. Fakat şu yani bütün primlerini geri vermiş haliyle bile işte kereste yaklaşık 680-690 yani 700 dolardan işlem görüyor. Bu epeyce pahalı yani hala daha sürüyor. Tabi Powell'ın yani kereste fiyatlarını ve bilimum emtia fiyatlarını para politikasıyla artırdıklarını kabul etmemesi her Fed başkanı gibi ama para politikası normalleşince bakın bunlar da normalleşecek demesi de bir ironi. Bugünkü şeye gelince tüfeğe gelince Amerikan tüfesine tabii ki bir önemi var. Yani bir özgül ağırlığı var bu verinin. O da şu eğer ki hakikaten beklentiler çok aşılırsa ve Fed'in ve piyasanın da kabul etmiş olduğu, hazmetmiş olduğu bu enflasyon ve işte fiyat artışları geçicidir tezini halel getirecek olursa fiyatlamalar değişir. Burada başta mesela değerli metaller ve gelişen ülkeler kurban olurlar. Fakat aksi takdirde piyasa ya evet düşündüğümüz gibi devam ediyor. Demek ki başkanın anlattığı gibi üfesi de tüfesi de geçici olacaktır deyip hayatına devam eder. Mesela dün Brezilya reali onca politik probleme rağmen %1.2 rally yapabiliyor. Demek ki piyasada birileri o kadar da korkak değil. Dönüp de alımlar yapabiliyorlar. O yüzden bana göre piyasa çok büyük bir korku içerisinde değil bugünkü veriyle alakalı. Hatta aşarsa beklentiyi ben yine de çok büyük bir hareket beklemiyorum. Ama oldu da detaylarda farklı şeyler gördük ya dediğim gibi işte bu geçici hikayesi tüm dünyanın, bütün piyasanın iman etmiş olduğu hikayeyi boşa çıkaracak bir şey çıkarsa o tabii başka bir senaryo olur yani. Bir yandan da dış ticaret verilerine bakacak olursak mesela Çin tarafından bugün gelen verilere dış ticaretinde beklenenin üzerinde bir iyileşme olduğunu da görüyoruz. Hem ihracatında hem ithalatında ciddi şekilde artışlar var. Dolayısıyla hani bir yandan da ekonomik aktivitedeki canlılık ve ürün talebi çerçevesinden baktığımızda da çok soru işareti yok gibi görünüyor. Arz talep dengesiyle giden ürünlerde çok fazla sıkıntı yok. Biraz kontrat, biraz sözleşmeler işin içerisine girdiğinde falan soru işareti yaratanlar olabiliyor. Bir de tedarik sıkıntısı varsa o fiyatlar üzerine dönemsel etki yaratıyor. Ya burada ben iki tane şey söyleyebilirim yani Çin'in güçlü ticaret verileri için. Bir tanesi tabii aylık veriye çok önem atfetmemek lazım. Çünkü mesela Çin'in son gelen işte PMI vesaire verilerinde ben hep ihracat siparişlerinde düşüş olduğunu gördüm. Tabii ihracat siparişlerinde düşüş var demek 3 ay sonraki verilerimiz biraz kötü gelebilir demek tam Türkçesi yani Çincesi ya da Türkçesi. O bakımdan bundan sonraki aylarda tahminen o etkiyi görürüz. İkincisi de yani ticaret aslında biliyorsun tüm dünyada çok canlı. Hatta önceki krizlere nazaran bu Covid'de ticaret hem çok az daraldı hem de eski seviyesine dönmesi çok kısa sürdü. 1-2 çeyrek içerisinde eski seviyesine döndü. 3 şey varmış. Üçüncüsü de şu tabii Çin'de ekonomi yavaşlıyor. Yani bunu en son zorunlu karşılık indiriminden falan da anlayabiliyoruz. Hatta mesela UBS işte onların CITIC diye şeyleri var, aracı kurumları var. Bunlar faiz indirimi dahi tahmin etmişler yıl sonuna doğru Çin'de. Yani ekonomi yavaşlıyor. Bu veri öyle tersini gösterse de tam olarak hikaye bu değil yani. Bu arada biraz önce enflasyon Amerika için anlatırken söylemeyi unuttum. New York Fed'in bir beklenti anketi var bizim Merkez Bankası'nın yaptığı gibi. Orada mesela %4.8'e çıkmış 12 ay sonraki enflasyon beklentisi. Buralarda hani tüketici tarafındaki her ne kadar geçici olacağı varsayılsa da kendine kerteriz almak isteyenler için piyasa beklentisini göstermesi açısından önemli. Tabii Fed enflasyon. Başkanları onu izlerler. O bir gösterge. Biz de burada hep konuşurken piyasa bazlı, gösterge bazlı vesaire diyoruz. Onlardan bir tanesi o bence önemli bir döne. Yani. Peki kısa bir araya gidelim sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ankara stüdyomuzda Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte. Alican günaydın. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle dün itibariyle Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le yapmış olduğunuz mülakattan çıktılar. Elimizde ne var, söylediği önemli unsurlar neler? Bir parça bunu değerlendirmeni rica ederiz. Bir de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Devlet Başkanı Yitzhak Herzog'la yapmış olduğu görüşme. Uzun süre sonra Türkiye-İsrail arasındaki bu düzeyde yapılan ilk görüşme. Dolayısıyla bu bir değişime, dönüşme, farklılaşmaya işaret eder mi diye sorayım.
Tabii dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le olan yayında işte hem sektörün hem bakanlığın gündemindeki konulara cevap bulmaya çalıştık. Özellikle merak edilen hususlarının başında hani Karadeniz'deki doğalgaz arama süreci ne noktada, nasıl ilerliyor, ne noktaya doğru ilerliyor ve bundan sonra atılacak adımlar ne, buna ilişkin bilgiler verdi Sayın Bakan. Yeni keşiflerin Türkiye'nin ihtiyacının %35'ini karşılayacak düzeyde olduğunu, ancak bu arada çalışmaların da devam ettiğini, hem mevcut sahalarla ilgili olan çalışmaların hem de yeni araştırmaların yapılıp yapılmaması gerektiğini, nerelerde yapılması gerektiğine yönelik yeni çalışmaların da yapıldığını ifade etti Karadeniz'le ilgili olarak. Akdeniz yine önemli konulardan birisi tabii. İki konu aslında birbiriyle de bağlantılı. Senin iki sorun da birbiriyle de bağlantılı. Bu noktada Doğu Akdeniz'de de hem Mısır'la 8 yıl sonra kurulan ilk resmi temas sonrasında iki ülkenin beraber atacağı adımlar, atabileceği adımlarla ilgili olarak şu anda görüşmelerin devam ettiği, hem de bölgede diğer ülkelerle de diplomatik ilişkilerin belirli bir noktanın altında olan diplomatik ilişkilerin yükseltilmesi, geliştirilmesinin hedeflendiği çok net bir şekilde meydanda. İsrail'de bu noktada okunabilir aslında. Yani yeni yönetimin seçilmesiyle, Netanyahu hükümetinin ayrılmasıyla beraber Türkiye ile İsrail arasında da özellikle iki ülkenin de çıkarına olan birçok konu var. Bunların başında da Doğu Akdeniz geliyor ve Akdeniz'deki enerji politikasında beraber hareket edebilme geliyor. Bu noktada dünkü görüşmeyi bir ilk adım olarak değerlendirebiliriz. Evet, tebrik konuşması, tebrik görüşmesi gibi başlamakla beraber bundan sonraki süreçte başta enerji politikaları olmak üzere bölge politikalarını etkileyecek görüşmeler, toplantılar yapılabilir mi? Yapılabilir. Çok kısa vadede olur mu? Orası belli değil, ancak Cumhurbaşkanlarının görüşmesiyle ben bundan sonraki süreçte bakanlar düzeyindeki görüşmelerin de artmasını bekliyorum. Buna ilişkin muhtemelen yeni açıklamalar gelecektir. Yani kapsamda Akdeniz'de hem Mısır'la hem İsrail'le önümüzdeki dönemde yeni görüşmelerin sinyali verilecektir gibi gözüküyor şu an itibariyle. Bunun dışında TEİŞ'in özelleştirilmesiyle ilgili olarak özellikle muhalefetten gelen tepkilere cevap verdi Sayın Bakan. Kamunun halen asıl gücün kamuda olacağını ve böyle devam edeceğini, özellikle iç siyasette çok tartışılan başka başlıklar var işte, hem elektrikle hem doğalgazla hem akaryakıtla ilgili olarak bu konularla ilgili olarak sorulara cevap bulmaya çalıştık. Bunun dışında şimdi İsrail ve Mısır tarafını aktardım, ancak Yunanistan'la da benzer konular devam ediyor. Bu sefer sıkıntılı konular var. İşte dün akşam dostluk maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'nün havaalanında maruz kaldığı yaklaşım Türkiye'den çok sert tepki gördü. Özellikle yapılan açıklamalar var. Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in yapmış olduğu açıklamalar var. Türkiye'de tüm kesimlerden, yani hem bakanlıklardan hem diğer siyasi partilerden yapılan değerlendirmeler var. Bu noktada özellikle işte bir gerilip bir normale döner mi sorularının sorulduğu süreçte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin bu son noktada gerginliğin daha ön planda olduğunu söylemek gerekiyor. Bugün muhtemelen bu konuyla ilgili olarak değerlendirmeler ve açıklamalar gelmeye devam edecek. Türkiye-Yunanistan ilişkileri özellikle bu ilişkilerin spora yansıtılmasıyla ilgili olarak. Bunun dışında dün kabine toplantısından sonra özellikle bayram tatiliyle ilgili olarak beklentiler vardı bilindiği gibi. Burada 9 gün olarak açıkladı. Yani 15 Temmuz'dan sonra 16 Temmuz Cuma günü normal mesai günü, ancak 19 Temmuz Pazartesi yarım günü o idari izin olarak kabul ederek bir 9 günlük tatil planlaması var. Neden Cuma günü de eklenmedi sorularına? Dün birkaç kişiyle konuştum. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçirilmesi gereken yasaların olduğu, bu konuyla ilgili olarak çekincelerin dile getirildiği söylendi. İşte dün konuştuk mesela OHAL ile ilgili olarak sunulan bir torba yasa düzenlemesi var bilindiği gibi. Çeklerle ilgili 180 bin karşılıksız çekle ilgili olarak komisyonda görüşmelerine başlanan bir 13 milyar TL'lik düzenlemeyi içeren torba yasa var. 25 maddeden oluşan
18 farklı kanun ve 2 farklı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan torba yasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla muhtemelen bugün bunun da yansımaları olacaktır. Yani bu hafta boyunca olan grup toplantılarında hem iç siyasette bu az önce bahsetmiş olduğum konularla ilgili olarak yürüyen süreç ki siyasi partiler arasında bilindiği gibi erken seçimle ilgili tartışmalar da devam ediyor. İttifaklar arasında diyebilirim. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir mesai olacak. Hem de dün çok tartışılmıştı. Muhtemelen devam edecektir. Bu bahsetmiş olduğum o halle ilgili düzenlemeyi içeren torba yasayla ilgili tartışmalar. Tüm bunların tartışıldığı, konuşulduğu ve bence biraz da gergin bir havanın olacağı bir hafta bizleri bekliyor. Bugün dahil olmak üzere. Bunun dışında aşıyla ilgili gelişmeler var. Yani hem varyantla ilgili olarak Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den gelen açıklamalar, yani 100 gün içerisinde yeni bir aşının yapılabileceği, kamuoyunun dikkatine sunulabileceği, hizmetine sunulabileceği ile ilgili açıklamalar, hem de Delta varyantı ile ilgili gelinen son nokta bugün Ankara'da özellikle siyaset tarafında konuşulacak başlıklar olacak. Alican, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Böylelikle Ankara gündemiyle beraber sabah raporuna da son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında yatırım bültenini izleyebilirsiniz.